Mobil uygulama videoları kanalına hoş geldiniz. Ben Eyüp Esen. Bugün sizlere yine bir uygulamanın kullanımından bahsedeceğiz. Ekibim ve ben sizler için faydalı olabilecek bütün mobil uygulamaları kanalımızda çekiyoruz. Bildirim zilini açabilirseniz çok mutlu oluruz. Haydi videomuza başlayalım. Merhabalar, mobil uygulama videoları kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Probit Global Mobil Borsası'nda itibari para ile kripto nasıl satın alınır bunu inceleyeceğiz. Hazırsanız videomuza başlayalım. Videoya geçmeden önce eğer bu videoyu cep telefonlarınızdan izliyorsanız tam ekran olmanızı tavsiye ederim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi uygulamaya giriş yaptıktan sonra kripto al seçeneği karşımıza hemen çıkıyor. Burada girdikten sonra gördüğünüz gibi Türk lirası destekleniyor şu an burada ve diğer bütün para birimleri neredeyse var. Siz almak istediğiniz, öncelikli olarak ödeme yaptığınız para birimini seçiyorsunuz. Euro, dolar hepsini seçebilirsiniz. Türk lirasında kalsın şu anda. Türk lirasında minimum 400 TL, maksimum da 1 milyon 350 bin TL kadar yatırım işlemi yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Diyelim ki biz burada 1000 TL'lik bir yatırım işlemi yapacağız. 1000 TL'yi seçtikten sonra alacağımız kripto ile belirtmemiz gerekiyor. BTC, Ethereum ve dolar şu anda, yani Tether burada destekleniyor. Karşında şu an ben 1000 TL'ye tekabül eden, hemen Tether'i söylüyorum size, 33.9, yani yaklaşık 34 dolar elde ediyorum. 1 doların karşılığı 29.44 Türk lirası. Satın al direkt ilerlediğimiz zaman arkadaşlar 30 saniye geçerli dolar kuru belirlenmiş oluyor. Burada bizim ödeme yöntemini seçmemiz gerekiyor. Yani partner aracı kurumlar. Gördüğünüz gibi burada şu an servis sağlayıcılar arasında Legend firması arkadaşlar 1 doları bize 27 liradan satıyor. Fakat örneğin Mercurio burada 1 doları 30 TL'den satıyor. Biz burada Mastercard ve Visa destekli bütün kredi veya banka kartlarımız ile arkadaşlar coin'i satın alabiliyoruz. Yani sizin Ziraat Bankası bir kartınız varsa, Vakıfbank kartınız varsa, gördüğünüz gibi MoonPay firması burada Google Pay ve Apple Pay'i destekliyor. Aynı zamanda Samsung Pay'i destekliyor. Bu gibi aracı kurumlarla da ödeme yapabiliyorsunuz. Buradaki tercihiniz doğrultusunda sıradaki direkt seçtiğiniz kurumdan sonra arkadaşlar o firmanın internet sitesine yönlendiriliyorsunuz. Orada bir küçük hesap oluşturduktan sonra arkadaşlar kredi ve banka kartı bilgilerinizi girdikten sonra ödemeyi tamamlamış oluyorsunuz. Bu şekilde sizin eğer aracı firma ID'nizi soruyorsa da arkadaşlar, gördüğünüz gibi sol üstte sizin ayarlar menüsüne girdiğiniz zaman ID'niz yer alıyor. Bu ID de oraya girerek hesabınıza paranın yüklenmesini sağlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olarak bizi destekleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bir mobil uygulama videoları kanalının sonuna daha geldik. Ben Eyüp Esen ve ekibim sizler için kaliteli ve faydalı olabilecek birçok mobil uygulama videosunu bu kanalda çekiyoruz. Siz de destek olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Tabii ki de bildirim zili abone olmaktan daha önemli. Şimdilik hoşça kalın.